Şehircilik Bakanlığı. Sevgili seyircilerimiz, tekrar sizlerle birlikteyiz bir programımızla. Sevgili İlhan Özdemir'le birlikteyiz. Bu hafta Boluspor kendi evinde Eskişehir Spor'la 2-2 berabere kaldı. Geçen haftaki, özellikle bir önceki yaptığımız programda Eskişehir Spor'dan puan ya da özellikle 3 puan alabilecek gücü var demiştim Boluspor'un. Ancak yine Boluspor'un basit gol yeme alışkanlığı devam etti. Yine bu maçta bir tane penaltıdan gol yedik ama şöyle telefonumu da alayım. Devam etti ama Boluspor 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Kaçırdığı net gol pozisyonları var. Onları değerlendirebilmiş olsaydı sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacaktı Boluspor. Abi sen özellikle Eskişehir maçını nasıl değerlendireceksin? Boluspor adına, hani kırılma maçı demeyelim de artık böyle bir silkelenme maçı olarak görülüyordu bu maç. Boluspor önceki maçlarına göre daha iyi gözüktü, daha iyi oynamaya çalıştı. Pozisyonları yakaladı. Pozisyonlar da verdi ama esasında galibiyete yakın taraftı baktığımız zaman. Sen nasıl değerlendiriyorsun Eskişehir Spor karşılaşmasını? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Boluspor Eskişehir maçı değerlendirilecek olursa son haftalarda Boluspor'un oynadığı en iyi oyun diye ben düşünüyorum. Boluspor iyi oyununa rağmen tabii ki sahadan istediği sonuçta ayrılamadı. Yani son dakikada Pope'nin, son dakikalarda Pope'nin uzatmalarda, ikinci yarıda Pope'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon gerçekten Boluspor'un 3-2 öne geçebileceği dakikalardan bir tanesiydi. Ama maalesef Eskişehir maçı Boluspor'un istediği gibi sonuçlanmadı. Şimdi geçen hafta yenilgiden sonra bu hafta Eskişehir maçı bizim için bir başlangıç olabilir diye düşünmüştük. Biz başlangıcı yapmamız lazım, seri galibiyetleri almamız lazım demiştik. Seri galibiyetlerle biz istediğimiz yere ulaşırız ama şu anda yukarısı Eskişehir'e kadar arayı açmış durumda. Eskişehir'in bizle 6 puan arası var. Üstümüzde olan iki takım var. Ümraniye ve Balıkesir. Birer maçı, ikisi de kendi aralarında oynayacak bir maçları var. Bir şekilde ikisi puanları ya paylaşacaklar ya birinden biri kaybedecek. Ama durum Boluspor lehine hiç açıcı görünmüyor ilerleyen haftalarda. Bu hafta Denizli'ye gidiyoruz. Ondan sonra Giresun geliyor. Giresun da bu ligde çok iddialı. 5'te 5, hatta 6'da 6 yaptı galiba. İddialı bir takım. Ümraniye ilk haftalarda düşer diye beklediğimiz Ümraniye inanılmaz bir çıkış yaptı. Ümraniye bile şu anda ilk altının içerisinde. Şimdi biz bu kadar uzaklaştık ki ilk altıdan, dün akşam Sivas'ta berabere kaldı. Rakipler puan kaybediyor ama biz de kaybediyoruz. Sonuçta bizim alamadığımız puanlar rakiplerin puan kaybetmesiyle aralarında çok bir farkımız kalmıyor. Yani sonuçta biz de puan kaybediyoruz, rakipler de puan kaybediyor. Rakiplerin puan kaybettiği haftalarda Boluspor puan alabilirse yukarısıyla aramızdaki mesafeleri kısaltabiliriz. Bugün, dün birinci, ikinciyi konuşuyorduk Boluspor olarak. Bugün Boluspor olarak neyi konuşuyoruz? İlk altıya girer miyiz? Takım böyle giderse ilk altıyı da konuşamayacağız gibi geliyor. Bakıyoruz
maçın geneline bakıyorum. Maçta Boluspor hoca, Boluspor iyi oynadı ama hoca da bu iyi oyuna katkı sağladı mı dersem bence sağlamadı. Kadir hala hazır değil. Haftalar, aradan haftalar geçiyor. 6 hafta geçti. Kadir hala hazır değil. Hazır olacağı da benzemiyor. Çünkü Santos kötü oynuyor dediğimiz Santos bile topu ayağına aldığı zaman ara pasları var. Belki rakip de bizim forvetle rakibi karşı karşıya getirecek vuruşları var, son vuruşları var, pasları var. Ama Kadir'in bence biraz daha Boluspor'da yol alması için çok çalışması lazım ama bu çalışmada sezon başında olmadığı için sezon ortasında gelen futbolcular genelde pek verim sağlamaz, verimli olmazlar. Olmadıkları için de genelde sezonu bu şekilde bitireceğiz gibi geliyor. İnşallah son haftalarda biz düşmeme yolunda olmayız. İnşallah daha aktif, daha kendine güvenilir. İşte bir başlangıçlar var. Kalan kaç maç kaldı? 13 maç kaldı. 13 maçın puanlarını istiyoruz diyoruz ama 13 maç değil, 11 maç kaldı. 11 maçın puanlarını Boluspor Ligi'nin olmasını istesek de her geçen hafta bu, evet, bu şeyler bizde geçiyor. Ama dersek ki Boluspor hala iddiası var, Fuat Hoca'nın söylediği gibi, bence çok fazla hayalci olmaya gerek yok diyorum bu saatten sonra. İlk 6'yı kovaladık. İlk 6'yı da kaçırırsak artık rakiplerimiz ligin dibindeki takımlar olacak gibi geliyor. Bu hafta olmazsa olmazımız bu maçı mutlaka ve mutlaka suretle almalıyız. Abi zaten Allah'tan şimdi Boluspor puan kaybediyor, alttaki evet, rakipler de puan kaybediyor. Yani bir de bu sene puan silinen takımlar oldu. Yani Allah'tan silinmiş. Yoksa bizim işimiz çok zordu. Yani biz şu anda hani nasıl kümede kalırızın hesabını yapmaya başlamış olacaktık ama en azından alttaki mesela 17. sıradaki Samsunspor 21 puan yaptı. Biz sadece 11 puanlık bir fark var. 2 maç veya 3 maça bakar. Yani o yüzden Boluspor'da tabii yani takımın bir haftasına uymuyor. Hani bu hafta dediğim, sen de söyledin. Bu hafta hani Eskişehirspor maçına baktığım zaman takım istekli, hani eski maçlara göre daha istekli, daha arzulu bir şeyler yapmaya çalışan bir takım ama şimdi Denizli maçına bu hafta inşallah baktığımız zaman göreceğiz. Hani inşallah olmaz ama gene hani iki pası yapamayan, gene ne yaptığını bilmeyen, gene gol yediği zaman dağılan bir Boluspor'u göreceğiz. Yani ben inşallah yanılırım. Ya inşallah diyor. Ya şimdi ama hani senin hoca ile ilgili konulara katılıyorum. Ya, bu hafta alınan bir puanda hocanın bir katkısı var mı? Bence yok. Yani ben hocayı daha önceden de, bundan 2-3 hafta önceden de hoca oyuna söyledim. Hocanın, ben çok eleştirmiyorum oyuna artık. Katkısı son haftalarda göremiyorum oyuna katkısını. İşte hatta iyi giden tekerin altına çomak dahi soktuğunu görüyorum. Ya ben bak 2-3 hafta önce burada arşivlerde vardır. Dinleyen taraftarlarımız da şahittir. Dedim ki hocam eleştirmeyeceğim artık. Niye? Kapasite bu. Yani hoca da, çünkü ben hocanın da bir şeyler yapmak istediğini ama yapamadığını düşünüyorum artık. Yani gitmiyor. Yani adam hani bir şeyler verecek, belki bir hani teknik taktik açıdan, idman açısından hani bir şeyler verecek ama demek ki yok yani. Bu kadar. Şimdi Eskişehir maçı öncesi antrenmanın çarşamba günü yapılan antrenmanın mesela gene çok böyle al gülüm ver gülüm.
böyle hiç kimsenin şeyi kırılmasın. Yani şöyle çok hani artık o maç öncesi çarşamba ve perşembe günleri yapılan idmanlar son kıran kıran yapılan idmanlardır. O idmanın bile yani hani böyle futbolcuların çok yorulmadan içeri girdiğini öğrendim. Yani bana ben hani çok da fazla gitmemeye çalışıyorum. Çünkü asabım bozuluyor gittiğim zaman. Bir hani diyorum ya asabın bozulmayacak. Yani niye? Yani şimdi abi neticede sen şimdi bak sen basınsın. Yani basın gözüyle kızsan da onu seyredeceksin, göreceksin. Yani kızmak şey demek abi, değildir. Biz yani zaten bu işten bak, uzaklaşmak demek değildir. Niye biliyor musun? Bizim bir görevimiz var. Bu görevimiz bizim doğru veya yanlış. Bize katılan olur, katılmayan olur. Bunu kamuoyuna aktarmak. Biz bunu aktarırken de kimseyi töhmet altında bırakmıyoruz. Sadece gelen oynanan futbol bunu bu işin patronu, bu işe katkısı olan yönetim kim varsa herkesle ilgili eleştirilerimizi yapıyoruz. Ama biz bunu seyretmeden, biz bunu görmeden, yok kızıp deyip de eleştiri de yapamayız. Çünkü onlara da, onların gözüyle de görmemiz lazım. Onlar da yaşıyordur o stresleri. Şimdi biz kızdık maça gitmeyelim. Bazen yani öyle bir şey oluyor ki, maça da gitmesek ne yapıyoruz? Televizyondan izliyoruz. Yani hiç görmemek yanlış. Ama bir şekilde kendini kontrol edemiyorum diyorsan o zaman oturacaksın televizyonun başında gene izleyeceğiz bunları. Çünkü bizim bu işimiz gibi bir şey oldu ya. Mustafa bu 12 yıldır biz beraber oturmuşuz burada. Sürekli Boluspor'u tartışıyoruz. Boluspor'u konuşuyoruz. Bir gün artık bizim amacımız ne? Boluspor'u bir gün iyi yerlerde görmek. Boluspor'u bir gün Süper Lig'de görmek. Biz ne diyorum? 92, 25 yıl oldu. 25 yaşına geldi Boluspor'un ilk ligden düştüğü tarihte doğanlar. Evet. Bugün 25 yaşında, artık olgunluk çağında bir delikanlı. Hayata bakın. 92'de düşmüştü. 92 işte 25 yıl. Evet. 25 yılda beri Boluspor Süper Lig'e çıkmanın çarelerini arıyor. Şimdi Süper Lig'e çıksak ne kazanırız, ne kaybederizden öte ya işte bu futbol kitle sporu. Kitle sporunun da dünyada taraftarı en çok olan bir spor dalı. Böyle olunca bunun turizme de çok önem veriyor ya şu anda evet. Bolu vilayetindeki yöneticiler. Turizmin de en büyük kaynağı her şeyi yaparsın ama futbolda olduğu gibi Bolu'yu da anlatamazsın hiçbir yerde. Futbola girdiği kadar hiçbir yerde Bolu'yu anlatamazsın. Onun için futbolla birlikte eski Bolu Spor'u nereden tanırlar? Futbolundan. Bir zamanlar birincilikte fırtınalar estiren Köroğlu'nun torunları diye bahsederdi gazeteler. Şimdi biz o günleri tekrar yad etmek istiyoruz. O günleri bugüne taşımak istiyoruz. Yani Bolu'nun sesini futbolla Türkiye'ye duyuralım istiyoruz. Türkiye'de herkes eskiler belli bir yaş grubu zaten 40 yaş grubunda olanlar az çok biliyorlar Boluspor'un şeysini. Ama bunu tekrar hayata geçirmek, tekrar canlandırmak tüm amacımız bu. Yoksa burada kişileri karalamak, kişileri söverek, sayarak bir şeyler yap, rencide etmek amaç hiçbir zaman bu olmadı, olmamalı da. 12 yıldır bu amaçla biz yapıyoruz. Ama bu sene ikinci yarı devre arasında yapılan transferler oturdu mu sence? Biri Abdülkadir, Halim. Kötünün iyisi işte. Biraz daha Emre iyi. De biliyorsun. Kuyuda Koçer bu hafta golü attı. Ondan sonra yattı. Evet. Koltuğu verdik altına seyretti. Yani bal yapmaz arı niteliğinde bir oyuncu. İnanılmaz bizim Anko Yansen'de inanılmaz bir düşüş var. İkinci yarı özellikle. Ne oldu, ne gitti? Geçen seneki Anko Yansen'i
bir ilk yarının birkaç maçında oynadığı oyunları da arıyoruz. Geçen özellikle geçen senenin Ankoya Yansen'ini aramaya başladık. Emre Kılınç her ne hikmetse Bolu'da göstermediği performansı gidiyor. Bu sene özellikle geçen sene hiç göstermedi. Bu sene 1-2 maçı hariç Bolu'da göstermediği performansı gitti. Sivas'ta gösteriyor. Şimdi Sivas'ta Emre'yi görenler diyor ki bu sefer biz bu adamı niye sattık? Kardeşim Boluspor'da oynarken bu adam niye oynuyordu diyen gene aynı kişileriz. Şimdi oraya gidiyor. Bizim Murat Yıldırım gitti ve takır takır top oynuyor. Keza gene Murat Samsun'daki Gürbüzerov. Gidiyor. Bizde rehabilitasyon dönemini yaşadılar bunlar. Gittikleri takımları havalandırıyor. Özgür Özkaya keza öyle. Yani öyle bir Boluspor'daki gidişatını beğenmediğimiz futbolcuların gittiği kulüplerde öyle bir yükselişi var ki kulüpleri resmen ayağa kaldırıyorlar. Ama Boluspor'da faydalı olsun diye aldığımız bu futbolcular ne hikmetse Bolu'da dikiş tutturamadılar. Neden bunlar oluyor? Bunun araştırılması gerekiyor bana göre. Yani Bolu'da yolunda, Boluspor kulübünde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yani bizim beğenmediğimiz, tukaka dediğimiz, gönderdiğimiz futbolcular gittikleri kulüpleri şaha kaldırıyorlar neredeyse. Giresun'da Özgürcan. Biz Özgürcan'ı buradan kovalamak için Özgürcan, Giresun'un gol kralı. Biz burada adamı gitsin diye gözünün içine bakıyorduk, hatırla. Evet. Yani şimdi onlar, o Özgürcan'ı da biz devre arasında aldık geçen yıl, biliyorsun. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca ya bu kulüpte yolunda gitmeyen bir şeyler mi var diye düşünüyorsun. Ya camia mı güven vermiyor? Camiada mı? Yönetimler mi güven vermiyor? Tribünler mi futbolcuyu çok baskı altında tutuyor desek? Yani hepsi var ama bunların altında gittiği kulüplerin seyircileri de öyle eften püften seyirciler değil. Onlar da baskı altında daha çok. Şimdi bir Malatya İstanbul'da 22 bin kişiye oynuyor ya. 20-22 bin kişiye oynuyor. Şimdi bakıyorsun. Ya bizim taraftarımız da şeker gibi taraftar abi. Eskişehir. Yani Eskişehir bugün nereden baksan bine yakın adam vardı. Bu hafta Eskişehir'den gelen. Biz hiç bu kadar taraftarla hiçbir deplasmana gitmedik. Yani ciddi anlamda Boluspor kulübünde futbolcuları olumsuz yönde etkileyen bir şeyler var yani. Ne kadar bakın şu Türkiye 1. Ligi'nde her kulüpte hemen hemen her kulüpte Boluspor daha önce denediği futbolcu var şu anda oynayan. Ve inanılmaz takip ediyorum. Bakıyorum. Ya bu bizdeki adam mı diyorum. Bu farklı bir ismi. Murat Gürbüzeroğlu. Hele yani Boluspor'da oynadığı maçlar sayılıdır ve hiç performans gösteremediği için de takıma da zor giren bir oyuncuydu. Murat Yıldırım keza gene öyle. Şimdi Özgürcan keza aynı. Özgür Özkaya'yı biz beğenmedik, gönderdik. Ya şimdi Özgür Özkaya'yı arar olduk. Bu ne biçim iştir? Yani biz Umut Maraş bu hafta niye yoktu? Sakat mıydı? Ya bunlarla ilgili açıklama yok. Umut Maraş 18'de de yoktu galiba. Yani bakıyorum bunların bu yani kafamdaki sorulara, Boluspor'la ilgili sorulara cevap arıyorum. Yani kendimde aslında eleştirmeden önce bunların cevabını arıyorum. Bunların cevabını da bulamıyorum. Burada bir sürü transferler ve transferde bunlara ödenen paralar var. Ve bunlar Boluspor'da yatıyorlar, keyif yapıyorlar ve gidiyorlar. Ha, onlara sorarsan bir de onların fikirlerini anlamak lazım. Bunlara sorarsan bilgi neler anlatacak? Biz abi peki 2007 ile 2009 arası bu eleştirileri yapmıyorduk bakın. Bizdeki oyuncular çıkıyorlardı. O zaman hani
tabir hoş görsünler, kimseyi kötüleme babında söylemiyorum. Neredeyse kıyıda köşede kalmış oyuncuları almıştık biz. Biz o oyuncularla playoff yakaladık 2 sene. Öyle veya böyle yakaladık. Yani ondan sonra biz hep isimli futbolcu alalım dedik. İşte isimli onu yapalım dedik, isimli bunu yapalım dedik ama olmadı yani. Şampiyon yapan hoca geldi, Coşkun Demirbakan. O da olmadı. Levent Eriş'i getirdik, o da olmadı. Yani İmparatorları getirdik. Yani kralları getirdik. Prensleri getirdik. Kimleri getirdik, kimleri? Gelmedi yani. Gelmedi. Ama olmadı. Yani burada yani kesinlikle bir şeyler var yani. Bu bir şeylerin biz cevabını arıyoruz. Yani olumsuz giden bir şeyler var. Bunların cevabı nedir? Yani sen kaçıncı hafta, 8. haftada falan biz liderliği yakaladık. Bu sene de aynı oldu. Ya bu sene biz ne, 10 hafta maç kazanamadık ya. Ligin ilk yarısını neredeyse bir lider bitirdik herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, ligin ilk yarısını bitiremedik. Yani 10 hafta maç alamadık. İşte bak, lider ilk yarısının son haftası, yani son bir haftası lider olduk, ondan sonra düşüşe geçtik. Yani yok, ilk yarının bitmesine 8 hafta kala falan biz liderdik ve işte 8. haftada falan liderdik. Ondan sonra 10 hafta maç kazanamadık doğru dürüst ya. Bu nasıl bir iştir? Bu nedir? Ya sen oynuyorsun, maç kazanıyorsun. Ondan sonra bir süre sonra şey bitiyor yani. Maç kazanma falan kalmıyor. Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir futbol anlayışıdır? Nasıl bir şeydir? Bunu anlamak Mustafa mümkün değil. Yani böyle bir atmosferde biz illaki yani şampiyonluk diyorsak ilk önce bu az önce saydığım soruların cevaplarının cevaplanması lazım. Bunu da araştıracak olan yönetimdir. Ya burada ters giden nedir? Biz paraysa para, hizmetse hizmet, her şeyi veriyoruz ama burada mesela bir Malatya, ya Malatya hatırla, sezon başında bu sezon sonunu getiremezdi diyorlardı. Abi bunları bak diyorlardı ama bugün Malatya. Malatya bir kere abi bak. Gidiyor yani. Şimdi bak, İyi gidiyor. Bak Malatya geçen seneden takımını çok fazla bozdu. Eskişehir Sivas götürür diyorlardı. Hadi Sivas'a bir şey demiyorum ama Sivas, Eskişehir iyi veya kötü ikinci. Eskişehir yıldızlar topluğu ya. Heh. Bulunduğu yer. Bak bulunduğu yer 50 trilyonluk takım şu anda Eskişehir. Ama çok transfer yapmak, çok iyi transferler yapmak iyi bir takım olduğu olacağın manasına gelmez abi. Bugün Altın Ordu dediğin takım senin. Bak ligin ilk yarısının bitmesiyle birlikte 10 tane futbolcu gönderdiler. U21 takımından 19-20 yaşındaki oyuncularla oynuyorlar. Önemli olan takım olabilmek. Bu hafta Samsun gitti Denizli'de yendi. Baktığın zaman biz de Denizli'ye gideceğiz. Şimdi Samsun Spor'u da takım olduğunu gösterdi. Samsun bak, çıkış yapmak bak, istiyor adamlar. Takım olduğunu gösterdi. Neredeyse 90 dakikanın tamamını tek kale oynadı Samsun Spor. Bak tamamını. Bu sene Samsun Spor playoff'e ilk iki düşünmüyor zaten. Kümede nasıl kalabilirimin hesabını yapıyor. Ama seneye eğer Samsun Spor kümede kalırsa ben de büyük bir ihtimalle kalacağı kanaatindeyim. Seneye bu takım Süper Lig'e aday bir takım olur. Takımını çok fazla bozmadan 2-3 tane takviye ile bu takım Süper Lig'e aday bir takım olur ve oynar da ve çıkar da. Şimdi biz tam kırma maçlarında bak altımızda yani biz 8.'yiz. 12 ile 18. sırada yer alan yani bu arada yer alan takımlara karşı 18 puan kaybetmişiz abi içeride dışarıda. Bak içeride ve dışarıda 18 puan. Ya 8'ini alsan şu anda 40 puandasın. Göztepe ile birliktesin. 8'ini alsan, 10'unu alsan ikincisin. Bak 10'unu alsan 10 puanla. 8 10 puan 5 puan al ya. Yani bir de bu takımlardan düş. Onların aldığı puanları düş. Ha biz mesela Denizlispor maçı benim açımdan Boluspor'un bu hafta oynayacağı bir hani dönüm maçı demeyelim, kırılma maçı da demeyelim ama hani ilk altıyı kovalayacak mı, kovalamayacak mı? Onu belirleyecek bir maç. Üsttekiler kaybeder, kazanır. Bu çok önemli değil. Biz gene bak diyorum ki ben hani inşallah yanılırım. İnşallah.
Gene gidecek Boluspor. Zaten Denizspor'da da bir hoca değişikliği oldu. Yani bütün takımlar, ligde bütün takımlar Boluspor'u hedef takım olarak görüyor. Yukarıda gidecek, aşağıya da gidecek takımlar. Ali Tağandoğan dedi ki Boluspor maçı öncesi bir kan değişikliği olsun. Ben takımın önünü açıyorum. Bir çıkış maçı olarak görüyor Denizspor. Yendi, fırladı gider. Ya yenemezse aşağıya doğru gidecek Denizspor. Sen de Boluspor olarak ya çık Samsunspor maçında. Yani Samsun'u daha önce izleyen hocayla Boluspor adına izleyen hocayla hafta içi Samsunspor maçından sonra dedi ki hocam aktardın mı konuyu? Fuat Çapa'ya aktardım. Söyledik, yaptık. Samsun bak, Samsun'un evinde oynadığı maçlarda evet. Mersin İdman Yurdu maçını izleyen hoca, eğer yanlış diyorsam da hani şey yapmıyorum, özür diliyorum ama ben hocayla, izleyen hocayla görüştüğümde dedi ki ya ben Mersin maçındaki, evinde oynadığı maçtaki taktiği dedi hocaya aktardım. Mersin nasıl, hangi taktikle puan aldığını dedi hocaya aktardım. Evet. Ama o maçta oynamadı dedi hoca. O taktikle yani puan alabileceği şekilde çıkmadı. Ha şimdi hocaya da o yüzden diyorum yani ya hoca yapma, bir şeyler yapmak istiyor, yapamıyor. Veya hani diyorum ki şaka yapıyor ya, veya hani zevk yapıyor adam. Ya bu Denizli maçına gittiğin zaman yani az bir futbol bilgin, hocalık bilgin de varsa nedir? Denizlispor kendi evinde oynuyordur. Seni yenmek için sahaya çıkacak. Sen de hani çıkıp da buna karşı bir oyun stratejisi geliştiremiyorsan yani veya hani bellidir ya deplasmanda oyunu, sen de en azından ondan bir veya üç puan almak istiyorsun. Kesinlikle. Sen de ona göre bir oyun taktiğiyle çıkacaksın. Kesinlikle. Samsunspor yeniyorsa ben derim ya Boluspor'un ne eksiği var kardeşim? Ne eksiği var? Ya derim en kötü bir puan alsın. Üç puan bile alabilecek güçte derim yani. Şimdi sen hoca olarak bunu ya ben strese gireceğime bırak rakip girsin strese ya. Yani çık öyle bir taktikle. Yani adam nasıl olsa açık oynayacak sana Denizli. Kaldırıp defans yapacak hali yok Denizli Spor. Sen de ona göre oyun sistemini yani ya ne dedi? Nedir? Kontra atak futbol oynarsın. Ne bileyim yani dersin ki ben de açık o ama biz yani şöyle bir şey koyarsın. Boluspor sahaya çıkıyor. Ya kontra mı oynuyoruz? Defans mı yapıyoruz? Hani kanatlardan mı gidiyoruz? 2'ye 1 mi gidiyoruz? Şut mu atıyoruz? Ne yaptığımız belli değil ya. Bu hafta gördüğün gibi Fuat Hoca yeni bir gene değişik bir 11 ile çıktı. 2 hafta üst üste aynı 11 ile sahaya çıkamadık sezon başından beri. Aynı 11 ile sahaya çıkamazsan sen sürekli arayış içerisinde olan bir hoca olursan sen bu takımda da çok fazla başarılı olma şansın olmaz. Çünkü Fuat Hoca aslında Necip Başkan Fuat Hoca başarılı bir hoca, kendini kanıtlamış bir hoca diye getirdi. Tabii ki kamuoyunun da kabul gördüğü bir hocaydı. Spor kamuoyunun. Baktık ki ilk haftalarda hatta senin inanılmaz eleştirilene rağmen ben dedim ki şu anda bu hoca başarılı. Bugün bu adamı eleştirmeyelim dedim. Bu sözümün de her zaman arkasındayım. Eleştirmeyelim dedik. Nereye kadar? Boluspor tökezlemeye başladığında şimdi abi, iyi giderken eleştirelim ben, mantığı da var. Hocaya saygısızlık yapmak sözünü kestim. Kaldığın yerden devam et. Ben bütün Boluspor hocalarına şu ana kadar görev yapan benim kendi gazetecilik dönemimde yani 1992'den itibaren ben basın camiasının içindeyim. 92'den beri spor ve Boluspor'un içindeyim. O dönemden şu döneme kadar gelen bütün hocalara destek oldum. Boluspor'un başarılı olması, yönetimler, hocalar, hepsine destek oldum. Hiçbir beklenti içine girmeden. Ben bu sene de söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Ben ne Fuat Çapa düşmanıyım, ne Fuat Çapa'yı şey yapan bir hani diyorum ki hani gitsin bu hoca değil bilmem demiyorum kesinlikle. Diyorum ki hocamız
Hocamız bilgi birikimi, kapasitesi bu kadar adamın. Hani vermeyince mabut ne eylesin, mabut fazla, hesabı. Yani, fazla zorlama mı diyorsun? Fazla. Yani hocayla bu kadar gider. Ve ben şimdiye kadar olduğu gibi, yani şimdi, yani bundan önce olduğu gibi şimdi de söylüyorum. Bu bir saygısızlık şey değildir. Şu ana kadar Boluspor'da gelmiş geçmiş görev yapıp takımına faydalı olamayan 2-3 tane hocadan biridir yani. Ben açık söylüyorum. Bunda hocamızın alınacak hiçbir tarafı yok. Bana desin ki ben şu maçı aldırdım desin ya. Çıksın desin ki ben müdahale ettim şu maçı aldırdım kardeşim. Şimdi bir puan daha aldırdıysa diyeceğim ki hocam sen haklısın, ben eleştirilerimi geri alıyorum. Ya şimdi, İyi insan olabilir. Bakın bir şeyler yapmaya çalışabilir. Ya kişiliği, ben buna hiçbir şey demiyorum. Kişiliğini konuşmuyoruz. Değil. Kişiliğini biz kişiliğini tartışmayız. Kişiliği onun kendini bağlar. Onun günah ile ama kamuoyuna, yani Bolu'da kamuoyuna mal olmuş bir görevi yapıyorsa, bu görevle ilgili Bolu Spor üzerinde tasarruflarını kullanarak iyi ise alkışlıyoruz, kötüyse de eleştireceğiz tabii ki. Yani bunun yaptığı işi eleştiriyor sonuçta. Bu iş böyle olmazdı. Ha, bizim hoca kadar ehliyetimiz var mı? Hoca kadar ehliyetimiz olmasa da biz de antrenör kökenliyiz. Biz de yıllardır futbolun içindeyiz. Futbolun tam böyle şeyinden geliyoruz. Yani ham maddesinden geliyoruz. Amatöründen geliyoruz. Ve amatörle profesyoneli zaten karşılaştırmıyorum. Amatördeki fırsatlar, yani amatördeki profesyoneldeki fırsatların amatöre onda biri verilse, o amatörler belki daha çok başarılı olacaklar. Çünkü yıllarca biz Karaçay'da amatör maçları izledik. Amatör bu işin dibinden geliyoruz, mutfağından geliyoruz, daha doğrusu tarladan geliyoruz. Biz lüks, şu anda lüks otellerdeki mutfaktaki yemekleri anlatıyoruz aslında nasıl olması gerektiğini, ama biz bu işin tarlasında da bulunduk. Tarlasında da çapa salladık. Kulüp yöneticiliğimiz var amatörde olsa. Biz bunları yaşadık ve gördük. Futbol da o kadar çok bilinmeyen bir denklem değil yani. Futbol dalı değil. Ha bir basketti, bir voleyboldu. O da bilinir ama herkes bundan anlamaz. Ama futbolu 7'den 70'e küçükten büyüğe kime sorsan herkes o konuda bir cevap verir. Ha, insanların bilhassa özellikle bayanların anlayamadığı bir tek offside kuralıdır. Bunun nasıl olduğunu hep söylerler, sorarlar. Ya bu offside nedir, ne değildir? Ama UEFA'nın tabii ki konudan konuya atlıyorum. UEFA'nın offside ile ilgili de bir kararı var biliyorsun. Yani offside'i kaldırma kararı var. Futbolu da daha fazla golli geçmesi için tavsiye kararları var. Bunları hayata ne zaman geçirirler biliyorsun. Taçları elle atmamayı bir ara denediler. Ayakla atmayı denediler. Bir süre denediler. Rafa kaldırdılar tekrar. Yani UEFA'nın geçen yayınlanan tavsiye kararlarında işte offside kuralında kaldırılması diye bir madde ya geçti. Belli şeyler de olabilir ama kaldırılsa cürcün olur abi. Ya ben yani kafamda halı saha gibi kalecinin önünde bekler millet. Yani. Yani şu olur işte ceza sahası içerisinde, yani çok bariz mesela oyun içerisindeki ataklarda belki offside kaldırılır ama yani böyle bir tavsiye kararı. Bunun hayata geçer mi geçmez mi, bunlar konuşuluyor UEFA'nın toplantılarında. Geçen de basına yansıdı. Şimdi nereden geliyoruz? Futbol bilinmeyen bir oyun değil. Herkes az çok biliyor. Herkes de her maçı seyrediyor. İşte önümüzdeki haftalarda derbilerden biri oynandı geçtiğimiz hafta. Önümüzdeki 2-3 hafta sonra da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Ve Türkiye kilitleniyor. Televizyonlarda bu anlatılıyor. Ana haber bültenlerinde bu anlatılıyor. Ve onun için futbolu bilmeden yorumlamak diye bir şey söz konusu değil. Oynanan futbol yaz hiç anlamayan Ahmet abim bile, köyden gelmiş Mehmet abim bile diyor ki ya o adamı niye oynatıyor diyor, işte Kadir'i diyor niye oynatıyor diyor geçen türbünde, ya bu adam diyor koşmuyor ki diyor. Şimdi bunu söylüyor yani, hadi biz söylüyoruz da adam söylüyor, bu adam koşmuyor ki, bu niye, kim aldı diyor bunu diyor, aldı derken bir de sinkaflı konuşuyor. Şimdi bunu söylerken
O adama da ya sen niye böyle konuşuyorsun diyemiyorsun. Çünkü adam haklı. O oynanan oyunda görüyor. Bakıyor kendince o tatmin olmuyor onun oynadığı oyundan. Öbür tarafta onun kadar belki şey yapmıyor ama Santos topu kazanıyor. Kazandığında da olumlu pas atıyor. Onda da var bir form düşüklüğü ama olumlu pasları var adam, en azından. Kaç yaşına gelmiş adam şimdi, bak Süper Lig olsa şimdi kaç yaşına Santos'u gelmiş? Santos'u oynatabilirsin. Bak PTT Ligi'nin bir özelliği var abi. PTT Ligi'nin mücadele ligi. Koşmazsan, mücadele etmezsen puan alma, galip gelme şansın çok düşük. Ama Süper Lig'de bakıyorsun, Süper Lig'de daha çok hani alma verme daha çok var. Boş alan çok yaratıyor futbolcular kendine. Yani, rahat oynayabiliyor. Daha rahat oynuyorsun. Ama PTT Ligi'nde baskı çok. Buraya Boluspor'a Ömer Veit diye bir Fransa'dan oyuncu geldi. Evet. Adam çıktı. Hazır bir maçta gol attı. Şimdi çıktı adam. Burada biz Gençler Birliği'yle kupa maçı oynadık hatta. Ondan önce de bir maçta oynadık. Dedik ki tamam. Gençler Birliği maçında bir top oynadı adam. Ondan önceki maçta da oynamıştı. Tamam dedik ya, adam bulduk ya. Bu dedi kesin Süper Lig'e gider. Yani kafadan kesin. Adam Süper Lig maçında Gençler Birliği'yle oynayan kupa maçında sağ olsun Özcan Kızıldan hocamız da o zaman teknik direktör. Bir de gol attı ama bir sakatlık yaşadı. Dedi ki devam et oğlum kenardan. Devam edince tamamen adam koparttı. Arka adele yırtık ve 3-4 santim neredeyse yırtık. Adam belki futbol hayatı devam ediyor mu etmiyor mu onu da bilmiyorum. Şimdi adam, ben Ömer'le Boluspor kulübünde röportajı yaptığı zaman aynen şunu söyledi. Dedi ki ben Fransa'da oynadım. Birçok maça çıktım. Fransa içinde ve dışında. Ama bunu dedi çok samimi duygularımla söylüyorum. Bu lig gibi dedi, PTT Ligi gibi dedi, sert oynanan, mücadeleci bir lig görmedim. Bana dedi gelmeden dedi eğer bu şekilde söylemiş olsalar dedi ben ona göre gelirdim dedi. Ya geçtiğimiz haftalarda bunu yıllarda şunu söylüyorlardı ya, Türkiye dünyanın en zorlu liglerinden biri yani, diye konuşuyorlardı zaten. Yani neredeyse tekme tokat, hani kaba bir tabir belki ama hani tekme tokat oynanıyor şeklinde. Yani çok üstün seviyede, üst seviyede daha doğrusu mücadele etmen lazım. Ya Süper Lig yani, oyuncuların koşmadan, yeri mücadele etmediğin zaman Süper Lig oyuncuların yeri değil. Aslında değil. Bizim lig değil olsaydı şu anda açık ara önde Eskişehir'in gitmesi lazımdı. Açık ara önde. Yani Malatya'ya bakıyorsun, çok şey futbolcu var mı? Bir bak. Abi yok zaten, bak aldığı adamlar, yabancıları özellikle bak. Ben Malatya Spor'un ve Elazığ Spor'un yabancıları bu ligde, yani ne Sivas Spor'da da var, Göztepe'de de var, Giresun'da da. Hepimizde var canım, bütün takımlarda hani var. Hani işte bunlar kafadaki takımlar. Ama mesela Malatya ile Elazığ'ın yabancılarını çok keşke diyorum Boluspor'da oynasalardı. Keşke. Malatya yabancıları getiriyor zaten Malatya'yı. Yani, keşke diyorum. Malatya Spor'daki ve Elazığ Spor'daki yabancılar bizde olsa. Toplam 5 tane adam. 23. haftada Boluspor klasik yerine geçti. Evet. 9. 8. 10. İşte böyle. Geçtiğimiz yıllarda da böyleydi. Bir de şey unutmadan onu sorayım abi. Popen gol atıyor. Tabii goller atıyor. Galip geliyoruz. Berabere kalıyoruz. Puan kabili gerçi ama Popen bu haftada çok net bir pozisyonu harcadı. Ben hatta hafta içi sevgili Sefa Meral'le futbol şube sorumlusuyla menajerimiz Kazım Kırcı'yı gördüm. Yol dedim Allah aşkına dedim. Yani ya hani söyleseniz de Popen'e en azından dedi hani kaleciyi bir geçmeyi denese. Hani bir sağ sol fake atıp da yani bir dedim sağ gösterip sol vursa gol atacak dedim. Yani esprili bir şekilde konuştuk. Yani hani şaka bir yana ama özellikle Popen'in kaçırdığı goller, Ümraniye maçı olsun, bu maç olsun, Göztepe maçı olsun, yani birçok maçta o deplasmandaki Eskişehir maçı olsun, attığı goller var. Zaten gol atsın diye aldık biz bunu. Bu oyuncu. 14 golü kötü var. De değil. Bakın kötü oyuncu da demiyorum. Golcü de ama yani bunları atmış olsa belki biz hani 32 puanda değil de 36 puanda olurduk. Biz 36 puanda olurduk. 36-37 puanda olacak. Popen'in yani. De 20 golü olurdu belki şu anda. Yani gol krallığında da önde, çok çok önde olurdu. Şu anda da gol krallığını paylaşıyor gerçi ama ama daha önde olabilirdi. Şimdi yani Boluspor öyle böyle Boluspor'da bir şeyler yanlış gidiyor diyoruz ya. Bu yanlışlar
Geçtiğimiz ay Şubat ayında Boluspor altyapısında U21 takımı sanıyorum. Bugün TFF sayfasında şöyle göz gezdirirken bir baktım Boluspor ceza almıştı. Allah Allah dedim. Ne cezası? Bakıyorum. İşte cezalı bir futbolcuyu oynatmış. Konya, Atiker Konya maçında. 3-0 hükmen mağlup. Nasıl oynatıyorsun cezalı futbolcuyu? Tabii Konya Spor Kulübü fark etmiş. Hemen itirazını yapmış. TFF itirazı değerlendirmiş disiplin kurulu. Bakmış ki işte iki tane futbolcuya ceza. İkişer maç. İki antrenöre 15'er gün hak mahrumiyeti ve Boluspor Kulübü'nde Konya Spor maçında cezalı oynattığı için bu maçta hükmen mağlup saymış, evet, ve kapatmış. Şimdi yani bir şeyler kötü gidiyor dedik ya, bir şey var, altyapıya da sıçramış bu kötü gidiş. Ya sen cezalı futbolcuyu oynatırken, kadroyu alırken, ya, her takımda sanıyorum iki tane hoca, bir hoca var, yardımcısı var, şeysi var. Ya kimse kimseyi uyarmıyor mu? Bu nasıl bir mantıktır? Buradan yani bunları anlamak mümkün değil. Bir şeyleri değiştirmek adına altyapıda bir şeyler yapıyorsun. Ve gidiyor burada inanılmaz, sen cezalı futbolcuyu sahaya sürerek hükmen mağlup oluyorsun. Yani burada onun çok anlaşılır bir tarafını ben hiçbir zaman görmedim, göremiyorum. Burada bir de şey söylemek istiyorum. Çetin hocamız da biraz rahatsızlığı var. Evde yatıyor galiba. Evet, ona da buradan büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce iyileşip aramıza dönmesini diliyoruz. Abi Tevre'de aynı şekilde Rıdvan abimizden de bir rahatsızlığı var. Onların da bir an önce iyileşip aramıza katılmasını umut ve diliyorum. Evet. Yani bunlara da geçmiş, evet, olsun diyorum. Tevre'de var ligin ikincisine gelen. O da sanıyorum bugün basında da yer aldı. Bir rahatsızlığı var. Testis kanseri teşhisi konulduğuna dair. Tabii Tevre ile ilgili de Teber, Ahmet Teber. Yok, Tevre de bize ligin ikinci yarısında Hollanda'dan gelen. Tevre de abi. Sen Ahmet Teber. Tevre de ya şu anda kulüpte yok da onun için diyorum yani. Allah Allah dedim ben. Ben en son derler ya, sağır duymazsa uydurur. Ben en son görüştüğümde kulüple Kasım'da bir sakatlığın olduğunu ve o yüzden Hollanda'da tedaviye gittiğini ifade etmişlerdi. Ama bugün de basında da arkadaşlarımızın yazdığı haberlerden kanser teşhisi konduğu şeklinde bir haber var. Onlara da Allah şifa versin. Tabii yani bir an evvel onun da sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz bu konuda. Artık Denizli Spor maçı var. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz abi. Denizli Spor maçı var. Bu maçta Boluspor Denizli açısından önemli bir maç. Çünkü şu anda Denizli'nin 27 puanı var. Eğer galip gelirse bizle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Bu da Denizli Spor için büyük bir avantaj olacak. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Neler söyleyeceksin? Denizli maçı tabii ki, ya şimdi her hafta aynı şeyi konuşuyoruz da artık bir daha aynı şeyleri söylemek, aynı şeyleri konuşmak bana zul geliyor. Bizi şöyle zevke, şevke getirecek bir maç alsın, bir 2-3 maç seri, 4 maç seri yapsın. Biz de buna göre biraz daha konuşmalarımızı farklı boyutlara taşıyalım. Şimdi diyoruz, her hafta diyoruz ya işte Denizli maçını alsın yürüsün. Geçen hafta dedi ki Eskişehir maçını alsın yürüsün, yok. Bu hafta Denizli maçını alsın yürüsün diyeceğiz. Ve bunu alacak güç ve kapasitede bu Boluspor. Ama her ne hikmetse bu işi bir türlü, başlangıcı bir türlü yapamıyor. Niye yapamıyor, neden yapamıyor, niçin yapamıyor, bunları araştırılması
çok geçmeden yapılması lazım. İş işten geçtikten sonra hocayı göndermişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Çok da önemi yok zaten, çok değil mi? Çok önemi yok. Yani biz ne yapıyoruz? Havluyu attık, boks ringine havluyu atıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki antrenörsüz kafana göre dövüş diyoruz. Böyle bir şeye girmeden, böyle bir atmosfere girmeden bir an önce bu takımın kendini toparlayıp Denizli maçında kendini, ki Denizli'yi yenebilecek güçte bir takım. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Onun için de bu maçın değerlendirilmesi lazım Boluspor lehine. Mutlaka ve mutlaka. Son olarak tabii Boluspor grupta en fazla gol yeme yarışında ilk üçte yer alıyor. İkinci sıradır şu anda. İlk Mersin Manyo'da 43, Boluspor 40, Bandırma Spor 39. Ya Samsun Spor bile 29 gol yemiş yani. Ya bak, 40, biz zaten 40 gol değil de 30 gol yemiş olsak çok daha farklı bir yerlerde 40 gol olmuşlar. Yemişiz. Yediğimiz golle bulunduğumuz yere orantılı değil. Yani. Yani o orayı hiç sormayalım, evet. Yani. Teşekkür ediyorum abi. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah Denizli maçından. Ya inşallahla, maşallahla getireceğiz. Ama öyle artık yapacak bir şey yok abi. Yani neticede yani bugün sen Boluspor 34 gol atıp 40 gol yemiş. Yani 9 galibiyet almış, 5 beraberlik, 9 da mağlubiyet almış. Hocamız hani diyor ki benim futbol bilgim tartışılıyorsa onu bul düşünsün diyor. Yani geriye dönmek istemiyorum ama Bolu düşünsün. Hani abuk subuk açıklama işte sağ zemini diyor Bolu'da, ya rakiple aynı sahada oynuyorsun sen. Hani bunlar hep geride, geçmişte olan açıklamalar. Hani Bolu, niye söylüyorum? Hani çok fazla da eleştirmeye de gerek yok. Hani diyorum ki hocamızdaki kapasite, bu iyi insandır, hoş insandır. Şahsen hiçbir şeyim yok. Allah daha iyi yerlere getirsin. Hiçbir şey yok ama yani hocam ben sadece nacizane fikrimi söylüyorum. Yani hocamız futbol kariyerini hocalıkta değil de yani menajerlikte sürdürsün, gitsin başka ne bileyim sportif direktör olsun, yönetici olsun, ne bileyim bir şey olsun ya. Ya ben şöyle yani söyleyeyim, teknik direktörlük Mustafa, yapmasın ama biz yani. Bizde sağlamadı başarıyı futbolcular gibi başka kulüpte sağlar. Ya bu hoca bizde niye bu başarıyı yakalayamadığı tartışırız. Ya bilmiyorum. Futbolcularla... Keşke ben Fuat Çapa'nın kötü olmasını, şey olmasını ne isteyeyim abi? Aptal bir adam mıyım? Fuat Çapa başarılı olursa Boluspor başarılı olacak ya. Ama yani bakıyorsun geride kalan 22 maçta, yani 23 maçta düzeltiyorum. Diyorum ki yani 23 maçın hangisinde hoca müdahale etti de galip geldiğimiz maçlarda. Ha, mağlup da olabiliriz. Hoca müdahale eder. Hani takımda bir şeyler değişir ama olmaz. O da yok. O da yok. O da yok yani. Biz diyorum, biz ne zaman, nasıl maç alırız biz? Denizli'de de. Soner gününde olacak. Toplar da biraz üzerine gelecek. Defansımız çok az hatayla oynayacak. Popen'de yakalarını atacak. O zaman galibiz abi. O zaman galibiz. Onun dışında temennilerimiz. Onun dışında Boluspor, ben söylüyorum, onun dışında Boluspor galip falan gelemez. Bak galip bugün Manisa Spor, baktığın zaman işte bir ara Sait Karafırtınların ismi geçti Boluspor için. Herkes ayağa kalktı. Hepimiz eleştirdik ama en azından adamın soyu ismi aldı. Adam aldı bak. Manisa küme düşer mi dediğimiz Manisa içeride dışarıda gelene 3, ha mağlup da oluyor, puan da kaybediyor ama gelene 3 gidene 4. Diyor ki kardeşim bu. Hoca ne yaptığını biliyor en azından. Mustafa Denizli Hoca Eskişehir'i çözmüş. Erkan Zengin, Semih Şentürk, Tarık, böyle süper Sivrilerin hepsini yedek kulübesine oturtmuş. Arkasında bir, hani derler ya, çok ben sevdiğim işte adamları yanımda tutarım diye meşhur ironi yaparlar. Bir laf vardır. Böyle bir şey var. Çözmüş ama bundan sonra başarı oranı ne olur bilinemez tabii. Teşekkür ediyorum abi. Sevgili seyirciler, hafta sonu Denizli Spor, Boluspor karşılaşmasından tabii Boluspor'un puan ya da puanlarla dönmesi en büyük temennimiz. Buradan da Boluspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah
yapılan eleştiriler var basındaki arkadaşlarımızın. Bu eleştirilerin tamamı dikkate alınır. Hem yönetimsel bazda, hem tekniksel, hem oyunsal bazda. İnşallah Boluspor en azından hani bu ligi playoff oynayarak tamamlar diyorum ben. Playoff en azından bir o heyecanı bir kere daha yaşarız. Yani yaşatmasını istiyorum Boluspor'a. Ama yani şu anki görüntüyle çok zor. Ancak hani kalan maçlar var. Bu maçlarda Boluspor bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ama işte dediğim gibi biraz daha yani bu haftaki Eskişehirspor karşılaşmasında ortaya konan mücadele ve oynama isteği eğer Denizlispor ve diğer maçlara yansırsa yani belki bu heyecanı yaşayabiliriz sezon sonunda. İnşallah bunu yaşarız diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftada tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum ben. Hepinize iyi geceler.